Ya hem isim olarak, şimdi hem de toplum, yani en azından sesi olma istediği toplumun, en azından Dersim milletvekili oluşundan dolayı benim için çok anlamlı. Yani hem pirdir, derler pir gibi yetişesi. Pirin duyarlığıyla, pirin paklığıyla, pirin yüreğiyle, pirin eşitliğiyle, hakkaniyetlikle inanıyoruz. İsim de biraz o, tam kendini çağrıştırıyor. Evet. Basında da tam da buna ihtiyaç var. Adaletli, tarafsız, objektif, ezilenin, mazlumun, toplumun ama temel sorunlarını dile getiren, onu yayan, onu kendine dert eden bir ajansın, yani pir ismiyle çıkması anlamlıdır. Yani bizim bütün toplum için, bütün kamuoyu için, demokratik kamuoyu için ihtiyaç ve önemli olduğu kadar ama özellikle bir Dersim olarak, Dersim milletvekili olarak ve bir Alevi toplumdan biri olarak daha çok anlamlıdır, daha çok önemsiyoruz. Yani sadece bir ajansın ötesinde de böyle bir şey var, yakınlık. Bir diğeri tam da bu saray diktatörlüğü her anlamda, her toplumsal yapıda baskı altına aldı, susturdu, ya rant sağlayarak, ya sindirerek, ya korkutarak asıl alanların kendi işlevinin dışında saraya hizmet eder hale getirmesi. Bunlardan biri de basındı. Biliyorsun muhalif basın kapatıldı. Bırakılmadı hemen, yani, kapatıldı. Tam da böyle bir süreçti, bu kadar zor bir süreçti. En çok ezilen ve sesi kısılan bir Alevi toplumuna ses olması, cesaretini göstermesinden dolayı ben kutluyorum. Tam da böyle bir süreçte çıkmasından kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yine Alevi toplumunun mutlaka genel basında sesini duyuran, sorunlarını gündemleştirmek isteyen yayın organları vardı. Ve bunların başında da görsel yayın organı TV10'du. Mesela yine kapatıldı. Gazeteleri vardı. Yani imkansızlıktan veya baskıdan dolayı yine yayın yapmaz hale geldiler. Tam da bu kadar zor süreçte böyle bir cesareti göstermek gerçekten takdire şayan bir çalışmadır. Dersim'de de mesela en çok genel bir basın var. Ama insanın biraz da asıl kendi öz sorunlarına, öz derdine, öz acısına dokunan yayın organı olur, kurum olur, parti olur, sivil toplum örgütü olur, ne olursa olsun. Doğaldır ki biraz daha bir moral oluyor veya kendisine katkı oluyor. Mesela bu son dönemde de işte bu OHAL'le beraber bu kadar baskılar, biliyorsun Dersim'de en çok baskının, tutuklamanın, ihraçların, kayyum ve bütün Dersim'in yasaklandığı ve bir Dersim'i bir şehirden çok artık bir kışlaya çevrildiği bir yerde kendi bu baskı, bu kadar antidemokratik uygulamalarının kendi dışında bir ses duyması gerçekten moraldir. Bir haberde böyle bir moral verir Dersim'de, en azından bu zorluklar içinde bir nefestir, bir moraldir. Belki de bugüne kadar kendisine ait çok fazla kurum olmadı yine Alevi toplumun. Defalarca oluşturmak istedi ama bir tür yaşam bulmadı ve yürütülemedi. Ama kendisine ait bir şehir olması ayrı bir önemdir. Yani Pirhaber'in, yani Dersim ve Alevi toplumu için kendisinin özgün bir ajansı olması çok çok değişik. Yani yoksa birçok muhalif basın vardı, ajans vardı, televizyonlar, gazeteler, hepsi vardı. Bunlar inanın içinde birçoğunda da Dersimli ve Alevi duyarlı ve çalışanları vardı. Ama sadece kendine has, hem de öyle bir has ki, demin dedik ya, ismi bile kendisine has oluşu bile bir şeydir, bir ayrıcalıktır, bir değerdir. Dersim'de de tartışılıyor. Yine diyeyim, yani sadece isim anlamında değil, içerik anlamında da
sorunların dile getirişi ve sorunlara ve gelişmelere Dersim ve Alevi duyarlılığıyla haber yapma da mesela ayrıcalıklıdır. İşte herkes haber yapıyor, bütün yayın organları yapıyor ama haberin kullanılan dil de olsun, kullanılan argümanlar olsun, zamanlama olsun, mesela o toplumsal, yani Alevi toplumun kültürüne, diline, inancına önceliklerini haber dili yapma, öncelemek mesela o apayrı, yani diğer ajanslarla biraz daha farklı kılıyor Alevi toplumu için. Mesela nasıl ki kadına ait bir ajansı oluştuysa burada da nasıl önemliyse burada da inanın bir topluma, hem de hangi topluma, belki de Türkiye'de ve Kürdistan'da en fazla sesi kısılmış ve buna en fazla ihtiyaç duyan bir toplumsal kesim, böyle bir ajansın olması önemlidir. Ben başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Dersim Milletvekili'nin ajansımızı ziyaret etmesi bizim için anlamda çok değer biçiyoruz. Baş göz üstüne diyoruz. Tabii bir haber ajansı olarak kurulduğumuzdan beri bizi ziyaret eden dostlarımız, Alevi kurumları, kurum başkanları, pirlerimiz, Alevi toplumundan insanlar geliyor. Hepsi bizim için anlamlı. Alican Bey şeyden geliyor, Dersim'den geliyor, selamla birlikte geliyor. Dersim halkının, Dersim coğrafyasının, Dersim baharının selamını bize getirdi. Bu anlamda bizim için önemli. Tabii ki Dersim Türkiye'de denilebilir ki Alevilik açısından neredeyse %100'üne yakınının Alevi olduğu bir kent ve Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ağır sorunlarla karşı karşıya olan, asimilasyon politikalarıyla, kıyım politikalarıyla karşı karşıya olan bir kentimiz. Ve burada Dersim şahsında yok edilmek istenen bir inanç, bir toplumsal kültür, bir tarihsel kültür söz konusu. Biz de tabii ki bir haber ajansı olarak burada kendimizce, gücümüz, imkanlarımız oranında buradaki arkadaşlarımızla, çalışanlarla birlikte bu ajansı kurarken tabii ki bir gelenekten hareketle kurduk. Şuraya buraya dayanmayan, şu güce bu güce, iktidar gücüne dayanmayan bir şekilde kendi imkanlarıyla, Alevi toplumunun imkanlarıyla Alevi toplumunun sorunlarını dile getirme gayreti içinde olduk. Tüm arkadaşlarımız da bu temelde bir yaklaşım sahibidir ve Pir Haber Ajansı da bu anlamda bir tedbir alınacaksa, bir müdahale yapılacaksa, bu asimilasyonun, bu kıyımın, bu yok etmenin, bu göç etmenin önüne geçilecekse en başta da belki bunun hareket noktalarından birinin Dersim olması gerektiğine inanıyor. Bu anlamda Dersim bizim için önemli, Pir Haber Ajansı açısından da önemli. Dersim'den gelen misafirlerimizin de bizim için bu anlamda yeri önemli. Baş göz üstüne diyoruz. Teşekkür ediyoruz gençlerine.